2022 yılının Türkiye'deki yıldız markası CF Moto. Çünkü hem model yelpazesiyle hem de bu yelpazeyi Türkiye'ye getirmiş olmasıyla adından sıkça söz ettiren bir marka biliyorsunuz. Bu yıldız markanın yıldız olmasını sağlayan modellerinden bir tanesi bu bölümdeki konuğum. Oktay Motor'un desteğiyle hazırlamış olduğum bu bölümde konuğum CF Moto CLX 700 Sport versiyonu. Şuna mutlaka değinmem lazım. Hani CF Moto tamam kaliteli motorlar yapıyor. Hani tamam malzemesi de iyi falan artık tamam Avrupalı demeyeceğiz ama bir kimliği var mı abi? O önemli. Benim için en azından o önemli. Çünkü hani bir marka oluşturuyorsanız bir kimliğiniz olmalı. O sadece kullandığınız turkuaz renkte olmaz. Veya sadece markanızın logonuzun yazım karakteriyle olmaz. Motor hissiyle ve tasarım öğeleriyle de bunu desteklemeniz lazım ki bir kullanıcı üzerine bindiğinde bu bir CF Moto demeli. O yüzden CLX bu anlamda çok özel bir seri. Neden özel? Şu tasarıma baktığınızda seversiniz sevmezsiniz. Abi şasiye bakar mısınız? Yani böyle bir şasiyi başka bir motosiklet üzerinde herhalde çok nadirdir. Ben hatırlamıyorum. Belki vardır diye nadirdir tanımlamasını kullanıyorum. Kendine özgü bir şasi tasarımı var ve bu şasi üzerine oturtulmuş grenaj ve depo tasarımıyla diğer bütün öğelerle birlikte ben CF Moto'yum diyor. Sadece bende var bu diyor. Dolayısıyla kendine özgü bir tasarıma sahip. Şasi sisteminden tut, kullanmış olduğu fara kadar, stopa kadar, LED sinyaline, deposuna, gidon aynalarına, kumandalarına, gösterge paneline kadar CF Moto artık kendi kimliğini oturtmuş ve CLX ile de bunu ispatlamış bir marka olarak görünüyor. 6. vites tapa gaz gidiyorum. 9500 devirde devir kesiye giriyor. Daha önce 203'leri bulmuştum. Bu yolda 214'ü gördüm. Evet, ideali bu. 210, 212, 214 arasında tapa gazda. İkinci başlığımsa motor özelliği. Tasarımını ve kalitesini hani özelliklerinden bahsettim ama motorla birlikte onu tajlandırmış mı? O kimliği oraya da yerleştirebilmiş mi? Bu bir CF motodur dedirtiyor mu? Bu önemli. Bütün soruların cevabını vereyim baştan. Evet dedirtiyor. Yepyeni bir motor bloğu bu. Sevgili arkadaşlar yepyeni. Daha önce hiç kimsenin kullanmadığı, hiçbirimizin bilmediği tamamen yeniden tasarlanmış. Hem tasarımıyla, üzerindeki o hava soğutma gibi görünen ızgara tasarımıyla hem de motor özelliğiyle birlikte yepyeni bir motor. Yani daha önce CF Moto'da görmediğimiz bir motor karakteri sunan bir motor bloğu bu. Bu cepte. Bunun yanında da öyle bir motor bloğu yapmışlar ki insanı gerçekten çok şaşırtıyor. Birazdan şaşırtan yönlerinde özellikle bir daha değineceğim buna. Nasıl şaşırtıyor biliyor musunuz? 3 in 1 motor özelliği sunuyor. Hani eskiden Tetris'ler vardı ya 3 in 1, 99 in 1 diye. 3 in 1 yani bir motor içerisinde 3 motor özelliği sunan bir karakter sunuyor. Özellikle 6500 devire kadar birinci motor, 6500'de 8000 devire kadar ikinci motor, 8000'den devir kesiciye girdiği 9500 devire kadar üçüncü motor hissini veriyor. Ve gerçekten bunu abartısız söylüyorum. Hiç abartmadan söylüyorum. Nasıl yapabilirler bunu diyorsunuz. Bunu sorguluyorsunuz. Sanki 6500'e geldiğinizde VTEC açıyor. Hani Honda Crossrunner'larda vardı hatırlarsınız. Sübap sayısı artardı. Sübapların çalışma aralık zamanlaması artardı. Sanki VTEC var dedirtiyor insan ama VTEC olsa herhalde belirtilerdi teknik özelliklerinde diyor insan. Sonra tabii Oktay abiyle falan da konuştuğumuzda o da şöyle bir tanımlamada bulundu. Bunu açacağım bakacağım büyük ihtimalle çift enjektör var. 6500'de ikinci bir enjektör devreye giriyor olabilir dedi. Bana soracak olursanız da bir zamanlama var orada. Bir sübap zamanlaması ile ilgili bir durum o. Bilmiyorum bunun sonucuna ulaşamadık ama ulaştığımda mutlaka sizi bilgilendireceğim. Yani içerisinde 3 tane motor bloğu barındıran, tasarımıyla bu güzel tasarıma eşlik eden ve sürüşüyle de insana ya ne güzel motor yapmışlar arkadaş dedirten bir motor bloğu bu. 6. viteste gazlıyorum. 5000'e geliyor hala çok güçlü değil. 6000, 6500'den sonra öyle bir güçleniyor ki
Yani başka bir motor çıkıyor içerisinden. Böyle motor VTEC açmış gibi oluyor. Hani Honda'da vardı ya VTEC. Sübapların sayısı artıyordu. Aynen öyle oluyor. Yani normal bir güçlenme değil bu. VTEC güçlenmesi gibi bir güçlenme geliyor. Bir de şimdi 6500'de bakın güçlendim. Şu anda güçlü gidiyorum. 8500'den sonra başka bir VTEC daha açıyor. Yani orada ayrıca bir güç daha ortaya koyuyor. Yani inanılır gibi değil. Normalde hani orada 6500'de güçlenir motor dersiniz ki güçlendi tamam dersiniz. 8000'lere geldiğinde bir daha bir güçleniyor ve bunu size sesiyle birlikte de veriyor. Yani sesi değişiyor motorun. İnşallah gösterebilirim bakın. Bak fark ettin mi? Bak şu an gaz, elim gazla çevrili. Bak. Sonra 8500'de bir daha bir güçleniyor motor. Motosikletin o 3 motor hissini yaşadığınızda vites atmak istemiyorsunuz. Yani hani 6500 devire geldiğinizde çok keyif alıyorsunuz ya. Aa ne güzel buradan biraz daha gideyim diyorsunuz, vites atmıyorsunuz. Sonra 8000'e yaklaşıp 8000'e geldiğinizde aa burada bir daha geliyor falan diyorsunuz, vites atmıyorsunuz. Yani motosiklette hani bitmeyen devir aralığı yok. 9500'de devir kesiciye giriyor ama sürerken üzerinde abi sanki hiç bitmeyecekmiş gibi bir his veriyor. Buna özellikle değinmem lazımdı. Normalde tekere gelmesi gereken noktası 6500-7000 devir değil mi? Bakın şimdi iyi izleyin, birden gaza asılacağım. Gazla teker yapmaya çalışacağım. Yok abi. Orada bir şey kesiyor motoru. Bir şey kesiyor. İlginç yani. Hadi ikinci vitesi boş ver. Bir de yapayım aynısını. Bak çok az geliyor, çok az ama bir şey kesiyor. Bak bir daha. Bak geliyor ama bir şey kesiyor. Yani biraz daha fazla tekere kalkması lazım. O kadar kalkmıyor bak. Yok abi. Şimdi elime notlarımı aldım. Notlardan okuyacağım bu başlığı. Başlığımın adı donanım özellikleri. Hani neler barındırıyor, üzerinde neler var. Başlık başlık okuyacağım. Çok fazla var. Uzatmamak adına, hem bölümü uzatmamak hem de çok böyle övücü olmamak adına böyle başlık başlık okuyup bazı konularda yorumlarda bulunacağım. İlki iki tane sürüş modu var. CF motoların bu 650 MT, 650 NK, 250 NK gibi modellerinde elektronik gaz kontrolü olmadığı için o sürüş modları çok işe yaramıyor biliyorsunuz. Ama CLX serisinde elektronik gaz kontrolü var. Dolayısıyla bu sürüş modları işe yarıyor. Ama öyle bir işe yarıyor ki bakın abartmışlar işi. Ulan sürüş modu koyduk öbürlerinde o kadar laf ettiniz. Alın lan sürüş modu dediğiniz böyle olur diye demişler yani. O derece farklı sürüş modları var. Eco modunu aldığınızda motor bildiğim böyle 250 cc'ye düşüyor. Sport modu aldığınızda 6500 devire geldiğinizde motor binlik bir motor haline geliyor. O kadar farklı iki sürüş modu var. E tabi elektronik gaz kontrolü olunca üzerinde cruise kontrol de var. Yani yolda sabitleyebiliyorsunuz hızınızı ama hani yol motoru değil aslında. Fakat böyle de bir özelliği koyabilmek elektronik gaz kontrolü olduğunda kolay olduğu için bunu da eklemişler. İkincisi Brembo Steylama fren sistemi var. Bakın adını hani ya parayı vermişler gitmişler Brembo'dan Steylama'yı almışlar takmışlar değil. Eğer bir motosiklet donanım ve motor özelliği olarak belirli özellikler sunmuyorsa o Brembo'yu oraya takmanın bir anlamı yok. Bir işlevi olmaz. Çalışmaz o sistem öyle bir motor üzerinde. Dolayısıyla hani oradan tahmin edebilirsiniz. Brembo'yu üzerine yerleştirdiyse abi diğer özellikleri de ona eşlik ediyordur diye düşünün. Dolayısıyla çok başarılı önde çift disk kullanan ve başarılı fren tertibatına sahip bir fren sistemi var. Üçüncüsü kaydırmalı debriyaj. Hani bunu söylemeye gerek yok ama özellikle belirteyim. Özellikle arka tekerin bloka olmasını engelleyici bir sistemdir. Koldan kontrol edilebilen sürüş modları, cruise kontrolü ve aynı zamanda üzerindeki kontrolle de kontrol sağlayabilen, içerisinde her türlü veriyi barındıran bir gösterge paneli var. Bunu özellikle belirtmemin sebebi şu, hani NK650 ve MT650'de dijital bir gösterge paneli koymuşlardı yeni versiyonlarında. Kütüğünü de yanına ekstra olarak koymuşlardı. O hani biraz böyle Çinlilik gibi hissettiriyordu bize. Dolayısıyla bunda kendi kütüğün içerisinde sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz. Cruise kontrolü kullanabiliyorsunuz ve aynı zamanda kendi gösterge panelinin üzerindeki tuşlarla da hem yakıt tüketiminizi hem saatinizi, akü voltajını, odometrenizi, trip verilerinizi görüp vites göstergesi falan hepsi var, devir falan hepsi var. Bunları görüp kontrol edebiliyorsunuz. Müthiş bir sesi var sevgili arkadaşlar, müthiş bir sesi var. Bakın burada size bunu dinleteceğim. Büyük ihtimalle anlamayacaksınız. Neden anlamayacaksınız biliyor musunuz? Çünkü o 6500 mevzusunu durduğu yerde vermiyor.
Yani buradaki sesi aslında hani 6500 devire kalan kadar olan sesi. 6500 devirde sürerken öyle bir ses geliyor ki inanamıyorsunuz. Ya bu nasıl bir ses? Nasıl hem ses hem motor nasıl bu kadar değişebilir? Dedirtiyor ses, çok önemli bakın. Bu motosikleti alan bir kullanıcı asla gidip bir egzoz taktırma ihtiyacı duymayacaktır. Kesinlikle garantisini vereyim. Sanki Akrapovic takılmış kadar güzel bir tınısı olan ses geliyor. Ve ben özellikle şehir içerisinde çok kullandığımda acaba bunun sesini kısabilir miyim de dedim. Onu da belirteyim özellikle. Kayaban'ın manuel ayarlanabilir süspansiyonları var. Hem önde hem arkada. Kompresyon ve rebound ayarlarını yapabileceğiniz çatallar. Arkada da yine aynı şekilde bu ayarları tiklerle yapabiliyorsunuz. Yalnız ayar kolu yok böyle şey. Kolay yapılabilir ayarlar değil. Ama süspansiyonlarına özellikle değineyim. Serte yakın. Hani bunu alıp da çok konforlu süspansiyonlar bekliyorsanız aldanırsınız. Çünkü bu adı üzerinde sport bir motor, serte yakın süspansiyonları var. Üzerinde Maxxis marka lastikleri görünce diyorsunuz ki lan Brembo'yu koydum, bütün bu sistemi, donanımları koydum. Cruise kontrolün, sürüş modların, tasarımın, boya kaliten, bütün kaliten çok iyi. Maxxis ne lan dedirtiyor, ne yalan söyleyeyim. Ama üzerine bakıyorsunuz lastiğin özelliklerine, Super Maxxis yazıyor ve polyester katmanlı, naylon yok içerisinde. Dolayısıyla performans odaklı üretilmiş bir lastik ve gayet başarılı bakın. Gayet başarılı. Lastiği değiştirmenize gerek yok. Bunun yanında 13 litrelik deposu var. O bahsetmiş olduğum o 6500 devire gelip de hani VTEC açma noktasına geldiğinizde yakmaya başlıyor, tüketmeye başlıyor. 100 kilometrede ortalama verisi 6 litre aslında ama sürekli o performansı kullandığınızda 7,5-8'lere kadar da çıkarmamanız için hiçbir sebep yok. Böyle donanım özellikleri var. Tabii şeylerine girmeyeyim, işte gidon topuzu aynaları çok ilginç mesela. Belki birazdan girerim. Ayarlı manetleri var. Ne bileyim işte su sıyırıcı plakalığı falan, led sinyalleri, led stop falan. Onların tek tek böyle detaylarına girmeyeyim. Anlatılması gereken donanım özellikleri bunlardı. Şimdi bir başlığım daha var. Onu da ayakta anlatayım. Şöyle bir şeyi göstereceğim size. Motor suyu sıcaklığını göstereceğim. 85 santigrat derece diyor bakın. Motor suyu sıcaklığı. Yani bayağı hani gazladım falan ya, motor fena şekilde ısınmış olması lazım. Normalde elimde de tutamıyorum motoru zaten, o kadar sıcak. Ama size şunu net söyleyeyim. Şu bacaklarımın şurası acayip serin. Acayip. Burası, buralar da öyle. Hiç ısınmadı motor. Yani ısıyı bana hiç vermedi. Ulan dedim bunu nasıl yapmışlar, bu ısının önüne nasıl geçmişler diye sordurdu bana. Yine aynı şekilde fan açıyor şehir içerisine çok sıkıştırdığınızda. Çok böyle birinci vites sağa sola gir çık yaptığınızda ama bacaklarınızda ısıyor abi. Çok ilginç. Sonra tabii baktığınızda anlıyorsunuz sebebini. Şuradaki bakın, rem air girişi şeklinde yapılmış olan motor bloğuna doğru giden, motor bloğu soğutmaya yaran şu ızgara. Aynı zamanda biraz daha büyük konumlandırılmış olan bu radyatörü. Ve aynı zamanda şuralardaki rüzgar girişlerinin aynı zamanda motordaki ısıyı içiyor olması sebebiyle bacaklarınızda ısı mısı yok arkadaşlar. Bu motorda ısıyı unutun. Yok. Şimdi ikinci başlığım olan şaşırtacak yönlerine de şöyle değineceğim. Şimdi tasarım özellikleri, donanımlar, kalitesi, boya kalitesi, karbon detaylar, bütün hani donanımları şaşırtıcı zaten. CF moto olduğunu bildiğiniz için buna şaşırıyorsunuz. Yani bu bir BMW olsa, Ducati olsa, KTM olsa şaşırmazsınız. Hani bildiğimiz, tanıdığımız markalar ya. CF motoda bu kaliteyi görünce şaşırıyorsunuz. Bu bir. İkincisi, motor bloğu acayip şaşırtıyor insanı. Ya hani bu donanım kalitesini motor bloğundaki bu güzel kaliteye nasıl ekledin de dedirtiyor. Yine CF moto olduğu için. Üçüncüsü, üzerine oturduğunuzda sürüş hissine de şaşırıyorsunuz aslında. Neden? Bu bir Naked motor. Hani biliyoruz Naked motorları. Hani bir sürü markamız var Naked motorla sınıfında. Sürüş hissi çok keyifli. Neden biliyor musunuz? Bir kere şu depoyu sararken şu kapaklardan sarıyorsunuz. Böyle geniş bir depo sardım hissi var. Üzerine oturduğunuzda, hafif yatık pozisyonla oturduğunuzda şu gösterge panelini sürücü odaklı biraz böyle çaprazla koymuşlar farkındaysanız. Dolayısıyla hani bu, şu oturuş pozisyonu bile keyif veriyor. E tabi o motor bloğuyla, gaz hissiyle birlikte, oturuş pozisyonuyla birlikte gerçekten çok keyifli bir motor dedirtiyor. Buna da şaşırıyorsunuz. Sonuçta bu Cafe Racer hani Naked sınıfındaki bir motosiklet olduğu için, CF Moto markasında olduğu için gerçekten bu çok şaşırtıcı geliyor insana. Üçüncüsü, en çok benim şaşırdığım nokta aslında burası. Motosikletten sürücüye ısı gelmiyor. Ve çok şaşırıyorsunuz buna. Özellikle şu öndeki ızgaralar, rem air girişi gibi tasarlanmış. Hem tasarımı çok eşlik ediyor hem de çok işlevsel. O ızgaranın içinden giren rüzgar
alttan bacaklarınızın arkasından gitmesini sağlıyor motor ısısının. Aynı zamanda radyatörün yan kapaklarında yapmış oldukları o kanatçık şeklindeki, hani köpek balığı süzgeci şeklinde yapmış olduğu şey gerçekten o ısıyı üflüyor. Ve ben şunu net söyleyeyim, birkaç kere indim, motor ısınmıyor mu lan bu motor diye elimle kontrol ettim. Çünkü bacakları üşüyor yolda. Hani yazın bile, yazdan bahsediyorum bakın. Kışın olsa belki daha da böyle kötü olacak, daha fazla rüzgar oluyor diye yorumlayacaktım ama hakikaten öyle. Motorun ısısını kesinlikle hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla 650 MT, 400 NK, 650 NK, 250 NK, 150 NK, bütün geçmişteki serilerde yaşanılan o sürekli fan açıyor ve çok ısınıyor. Şehir içerisinde bacaklara ısı veriyor tanımlamasını bu motorla birlikte bitirmişler. Bu da çok şaşırtıyor insanı. Bu motorda bir tane Çinlilik söyle deseniz, birkaç Çinlilik söyle deseniz söyleyebileceğim tek Çinlilik bu abi. Tek Çinlilik bak. Üste basıyorum alt değişiyor. Alta basıyorum üst değişiyor. Yani bu kadar abi. Başka hiç, herhangi hiçbir yerinde Çinlilik göremezsiniz. O kadar kaliteli. Şimdiki başlığım ise o kadar övdük, o kadar anlattık, o kadar güzel yönlerinden bahsettik. Gelelim eksi yönlerine. Birçok eksi yönü var. Birçok eksi yön bulunabilir. Beğenilmeyecek yönde bulunabilir. Eksiklik de bulunabilir. Şimdi fiyatını eksiklik olarak değerlendirmeyeceğim. Çünkü Haziran 2022 yılı itibariyle 176 bin TL olarak açıkladılar bundan 3-4 ay önce Oktay Motor'un açılışında. Ben ama o fiyatta sabit kalmayacağını düşünüyorum. Ben bu motosikletin hani 185-190 bin bandına geleceğini düşünüyorum. O fiyata gelse bile bu fiyat eksiklik olarak değerlendirilemez bence. Türkiye'deki şu andaki motosikletlerin satış rakamlarına baktığımızda bu kadar özel bir motosikletin 180-190 bin olması bence çok büyük bir problem değil. Eksiklik olarak değerlendirecek bir problem değil. Umarım hani 200-210-220'leri bulmaz. O zaman bu kadar da övmezdik. Ya bu kadar pahalı yapmış CF Moto falan derdim o zaman da. O yüzden fiyat eksi değil. Nesi eksi? İlk eksisi tek kişilik bir motosiklet. Arkada mono kapakla birlikte geliyor. Bu mono kapağın üzerine hani birisini oturtmak gibi bir şey olabilir belki. Hani 50-60 kilogramlık bir hanımefendi oturur belki diye bir sünger gibi bir şey koymuşlar ama abi bir işe yaramaz, oturtulmaz. Doğru olmaz. Bu mono kapak kırılabilir. O yüzden bu motosiklet tek kişilik. Yani arkanızı artçı alabileceğiniz bir motosiklet değil. Aksesuar gamında bunu seleyle değiştiriliyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle değiştirilmez diye düşünüyorum. Çünkü bu motosiklet böyle tasarlanmış. Bunun yanında hani herhangi bir çanta bağlayamazsınız. Arkaya çanta takamazsınız. Ve aynı zamanda motosikleti parklarken sağa sola evirip çevirirken tutmaya yeriniz yok abi. Ne alttan var, ne üstten var, ne kapaktan. Alttan tutayım deseniz evet burada bir ovallik yapmışlar ama yine plastik o. Tutma hissini vermeyen bir yer burası. Dolayısıyla evirip çevirirken tutmaya bir yer bulamıyorsunuz. Bunu eksiklik olarak değerlendirelim. Dün ben bunu 7.3'e çıkardım sevgili. Dün daha sert kullandım çünkü. Yani fazla bir veri bu. Çok bir veri. Ama ekonomik kullandığınızda, çok gazlamadığınızda 5.5, 5.6, 5.7 iyi gösteriyor burası. Bir de öyle bir durumu da var. Yani hani çok yakan bir motor bu. Sert kullandığınızda ki motor da öyle istiyor. Beni böyle agresif kullan istiyor. Ama abi çok yakıyor diyenlere de ekonomik mod koymuşlar. Gazın hissiyatı düşüyor. Motor oldukça yumuşuyor ve yakıt tüketimi de oldukça aşağıya düşmüş oluyor. Kilit gidon yaptığınızda, yani şehir içerisinde dar manevra yapacağınızda, gidonu çevirdiğinizde sol tarafta bir sıkıntı yok. Gidonu bakın tam sol yaptığınızda bir sıkıntı yok. Kullanabiliyorsunuz. Ama sağ tarafa çevirdiğinizde tam olarak şu baş parmağınız deponun altındaki kapakla gidon arasında böyle sıkışırmış gibi hissettiriyor. Rahatsız ediyor sizi. Hani bu süper sport motorların çoğunda, naked motorların çoğunda olan bir şey aslında ama hani bunu bu kadar payla yapmışlar. Çünkü bu yanlardaki kapakların şeyi depodan daha da geniş. Gidonu da o kadar geniş tutmak istememişler büyük ihtimalle. O yüzden bu parmağın sıkışma hissini yaşadığınızda tüh ulan şu da olmasaydı güzel olurmuş dedirtiyor. Çünkü naked motor olduğu için dönüş çapı zaten dar. Hani gidon turu zaten dar olduğu için onu orayı kullanmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bu bence eksiklikler içerisinde sayılabilir. Otomatik kapanan sinyalleri bile var. Düşünün yani. Kendi kendine kapanıyor sinyalleri. Her veri var ama range verisini ve dış havanın sıcaklığını koymamış olmalarını eksiklik içerisinde ben kişisel olarak koyayım. Herkese ihtiyacı olmayabilir bunu ama benim ihtiyaçlarım bunlar. Ve bir eksiklikte şundan bahsedeceğim. Traction kontrol yok. Hani elektronik gaz kontrolü olan, sürüş modları olan, üzerinde bu kadar çok fazla donanımı olan, bu kadar güzel görünen bir motosiklette tek eksiklik olarak gördüğüm şey benim donanım özelliği olarak traction kontrol. Çünkü hani motosikletin 6500'de geldiğinde ikinci motor çıkıyor içerisinden, 8000'de 3 çıkıyor falan dedim ya.
Orada abi traction control ihtiyaç duyuyorsunuz. Özellikle bu üzerindeki yol performans lastikleriyle birlikte hani çok kontrollü kullanan birisi değilseniz çok yanlamanıza sebep oluyor bu. Kontrolü kaybetmenize bile sebep olabilir. Belki de eko modunu o yüzden o kadar aşağıya çektiler bilemiyorum ama kesinlikle traction control olmalıydı bu motosiklette. Olmamasını eksiklik hanesine yazalım. Bunun haricinde de teker kontrolü de yok. Bunu da koyalım cebe ama teker kontrolüne ihtiyaç yok. Çünkü bu motosiklet normalde ikinci vites 6500 devirde sadece gazla performanslı gaz çevirmeyle tekere gelmeli. O hissi var, o gücü var ama gelmiyor. Çünkü orada ya elektronik olarak ya da motor bloğu içerisinde yapmış oldukları bir şeyle motorda bir kesici var. Tekere gelme hissini engelleyici bir sistem var. Çok şaşırtıcı bu. Ancak birinci viteste onu başarabiliyorsunuz. Çok abanarak böyle 6500'e geldiğinizde o da böyle deli gibi tekere gelmiyor. Böyle bir kaldırıyor. Hani uzman tekerciler tabii ki bunu her şekilde tekere getirir ama neden tekerden de bu kadar bahsettim onu da bilmiyorum gerçi de. Hani MT7'nin rakibi, XSR 700'ün rakibi, MT7 bloğunun rakibi aslında ya. O yüzden bundan bahsediyorum. Bir kesicisi var yani bunu söylemek. Traction kontrol yok ama bir teker kontrolü var içerisinde. O nasıl bir kontrol onu çözemedim. Bunu özellikle belirteyim. Şimdi üzerinde cruise kontrol var. Elektronik gaz kontrolü koyulduğu için cruise kontrol de koyuluyor artık. Aslında normalde gerek yok. Bir yol motoru değil bu ama eklenebilmesi kolay olduğu için eklemişler. Ama 130'a kadar sabitleyebiliyorsunuz. 130'dan yukarı çıkmıyor. Aynı MT800'de olduğu gibi orada yasal sınırlar falan göz önünde bulunduruyor. Yani 130'a sabitleyip elleri bırakıp gidebilirsiniz demek istemişler. Tabii öyle gitmeyin canım, şaka yapıyorum da. Cruise kontrolü 130'da sınırlı. Sonuçla bitireyim. CF Moto aşmış sevgili arkadaşlar. CF Moto aşmış artık. Başka bir marka olmuş. Bu söylediklerime inanmayanlar, abartı olarak düşünenler, ya Selçuk yine bir CF Moto övücülüğü yapıyorsun diyenler, lütfen sizden rica ediyorum gidin şu motosikleti test edin. İstanbul'da Oktay Motor'da test motoru olacak. Anadolu'da nasıl olur bilmiyorum ama İstanbul'dakiler en azından bir test etsin. En azından 5-10 kişi test edip deneyimlesin. Benim bu söylediklerimde abartı, yalan dolan bir şey var mı? Kendileri görsünler. Lütfen videonun altına yorumlarda yazsınlar. Ya Selçuk abartmış desinler. Dediklerim doğru çıkmazsa. O yüzden Oktay Motor'a teşekkür ederim. Bu motosikleti teslimi açtığı için, bu motosikletin gelmesine vesile olduğu için. Uğur Motorlu Araçlara teşekkür ederim. Bu motosikletler Türkiye'ye artık getirdikleri, getirecekleri için, devamının da olacağı için. Ve sizlere de ben teşekkür edeyim izlediğiniz için. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Özellikle rica ediyorum, bakın çok önemli onlar. Heritage versiyonunun incelemesinde görüşmeyi diliyorum. Hoşça kalın.